Başkent Millet Bahçesi standlarını gezmeye devam ediyoruz. Tam bana göre de Yozgat standındayız. Yozgat Belediyesi'nin standındayız. Yetkilisinden burayla ilgili değerlendirmesini ve düşüncelerini alacağız. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Ankara'dasınız. Evet. Geldiniz, artık sona geldi. Sizce eğilim nasıldı? Bence eğilim bayağı iyiydi. Yani bayağı kalabalık, ilgi oldu. Genelde gençlerimiz projelerimizle ilgilendiler. Kökler kitabı projemizle fazla ilgilendiler. Onun dışında hani katılım yoğundu. Gerek konserler olsun, gerek belediye standlarımız olsun. Yoğunluk vardı. Diğer belediyelerle de kaynaşmamız için bizim için de iyi oldu. Birçok başkanımızla, yardımcımızla tanıştık. Bence olumlu geçti. Gençlerimiz sizden umduğunu bulabildi mi? Bence buldular. Gençlerimiz dediğim gibi projelerimizle bayağı ilgilendiler. Onun dışında yöresel tadımız, kavurgamızdan ikram ettik. Onun dışında genel olarak hani Yozgat'ın gelişmekte olduğunu onlara anlattık. Bence ilgi güzeldi. Standımızda da yoğunluk oldu. Zaten hesabımıza da paylaşacağız. Gençlerimize tekrardan görecek bunları. Başkanımız, başkan yardımcımız gayet burada durduklarında onlara yoğun ilgi oldu. Kavurga nedir? Kavurga bizim yöremizde yapılıyor. Arpa ve çeteneden konaklarımız da belediyemiz bünyesindeki kadın çalışanlarımız yapıyor. Yozgat'ta bizim 10 tane 10-12 arası bir konaklarımız var. Bunlar restore edildi. Şu anda gençlerimize söz, mevlüt gibi faaliyetler için belediyemiz tarafından ücretsiz tahsis ediliyor. Orada aynı zamanda çalışan belediye personellerimiz bu kavurgaları yapıyorlar. Peki bunlar yeniliyor mu? Bunlar Yozgat'ın kuru yemişi de diyebiliriz. Ha, yeniliyor. Evet, yenilebiliyor. Açıp yiyebilirsiniz. İlk defa duyduğum bir lezzet, ilk defa gördüğüm bir lezzet. Az mı gerekiyor, çok mu gerekiyor? Fark ediyor mu? Fark etmiyor. İstediğiniz gibi yiyebilirsiniz. En azından yayındayken bir şey olursa. Kurutma gibi bir şey. Mısır cipsinin kurutulmuş evet, hali. Arpa ve çetene dediğimiz bir karışım oluyor. Onunla yapılıyor, kavrularak yapılıyor. Gayet orada bayağı zaten faydalı bir ürün. İnternette de araştırabilirlerse bir lif kaynağı aynı zamanda. Sindirimi kolaylaştırıyor. Gayet bence hani yenilebilir bir kuru yemiş.